Geçmişten günümüze tüm güzellikleri yansıtan ve yansıtmaya devam eden programımız İş ve Başarı'dan herkese merhabalar. Bu kez Bursa Yıldırım'dan sizlere seslenmekteyiz. Lezzetin adresi olan çok değerli kasap ustamız efendim Cem Bey'i ziyarette bulunduk. Efendim sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Cem Can Demir. 1985'ten beri Bursa Yıldırım'da hizmet vermekteyiz. Şimdi efendim ben açılışımı yaparken kuşaktan kuşağı olduğunu dile getirdim. Aslında bu iş dededen babaya, babadan size mi devredildi? Evet öyle efendim. Bulgaristan 1890'larda Bulgaristan'da dedelerimiz de kasaptı. Biz babamız da kasaptı. Üçüncü kuşak olarak biz bu hizmet vermekteyiz. Şimdi burada ne gibi hizmetlerimiz var? İzleyicilerimiz merak ediyor. Sucuklarımız çok meşhurdur. Türkiye'nin her yerine kargoyla göndermediğimiz İlimiz yok. Hatta yurt dışına bile gönderiyoruz. Özellikle önemli olan Balkanların en meşhur köftesi olan kebapçıyı biz burada üretiyoruz. Ve müthiş bir tepki aldık. Müşterilerimizden ilgi aldık. Bu çok meşhur oldu bizde. Kebapçe dediniz. Balkanlara ait olan bir köfte çeşidi mi? Aynen. Biraz açabilir misiniz? Balkanlara ait olan köfte çeşidi. İsmi kebaba benziyor ama daha çok köfteye benziyor. Bu çok meşhur oldu. Hatta Balkanlara bile şu anda müşterilerimiz yoluyla ihraç ediyoruz öyle söyleyeyim. Kendileri götürüyorlar yani. Harikasınız. Adını muhakkak kebaptan almış aslında da baharatı mı fazla? İçine kullandığımız Balkanlardan gelen özel bir baharatı var. Onu kullanıyoruz. Burada kullandığımız özel baharatlarımız var. Onlarla özdeşleştirip üretiyoruz. Şimdi biz sucuklardan, kebapçeden bahsettik ama sadece bu iki ürünle sınırlı değil burası. Çeşitler nelerdir? Kendimize has çok güzel satır köftemiz var, akçaabat köftemiz var. Bu ürünlerin tamamı içeriği bize aittir. Hamburger köftelerimiz, 4-5 çeşit hamburger köftemiz var. Paris hamburger köftemiz var, Floransa hamburger köftemiz var. Bunların hepsi kendi alanında meşhur olan bir köfte oldu. Ve dediğim gibi çoğu kurumsal firmalar da bunları tüketiyor şu anda. Şöyle bir baktığımızda ağırlık kırmızı ette mi? Genellikle %90 kırmızı etteyiz. Tavuk ürünümüz de var ama o yan ürün olarak müşteriyi hizmet anlamında tedarik ediyoruz. Peki ürünleri nereden getiriyorsunuz? Ürünlerimiz Balıkesir'den. Bize göre dünyanın bir numaralı eti olan Balıkesir etini tercih ediyoruz. Kuzumuzu da oradan temin ediyoruz. Tamamen Balıkesir ürünüdür ürünlerimizin hepsi. %100 yerlidir. Peki bu yurt içi ve yurt dışına gönderimler nasıl sağlanıyor? Ya yurt dışı şimdi mümkün olmuyor. Gıda konusu azıcık yurt dışına göndermek de sıkıntılı. Ama yurt içinde kargoyla dilenen her yere, her ülkeye, her ilçeye gönderebiliyoruz. Evet. Peki muhafazayı nasıl sağlıyorsunuz? Straforluk kutularda özel buz akülerle beraber destekleyerek düzgün bir şekilde gönderiyoruz. Şimdi bu kasap alanında gıda olduğu için ette temizlik ve titizlik çok önemlidir. Bu konuda neler söyleyebilir Cem Bey? Bizim en vizyonumuz odur zaten. İlk önce kalite, sağlık, hijyen, ondan sonra ücret kısmı geliyor bizim vizyonumuzda. Onu da sağlıyoruz. En üst seviyede sağlamaya çalışıyoruz ve sağlıyoruz da. Fiyat olarak baktığımızda yüksekte miyiz yoksa fiyatlarda bir değişiklik var mı? Çok yüksekte değiliz. Kalite ön planda olduğu için Türkiye'nin en kaliteli etlerini sattığımız için fiyatlar normal makul seviyede kaliteli bir şekilde sağlıyoruz. Peki Cem Bey o zaman bu işin uzmanı olan sizlere soralım. İyi bir etin kalitesi nereden anlaşılır? Renginden anlaşılır, tadından, lezzetinden, kokusundan yani eti bilen müşterimiz çok net bir şekilde anlayabilirler. Çok basit bir şekilde anlayabilirler. Şimdi herkesin tercihi farklıdır pişirme yönteminde ama etin pişme süresi ne kadardır? O yemekten yemeğe değişir, üründen ürüne değişebilir. Bunların yapım şekline, yeme şekline göre değişir bunların pişme oranı. Üç kardeş olarak hizmet veriyorsunuz ama devamında güçlü bir ekibiniz daha var. Kaç kişilik ekip? Şimdi toplamda 7 kişiyiz. Daha da arkadaşlarımız var mı? Çünkü burada online satışlarımızda da var. Satışlarımıza da varsınız. Toplamda tam 10 kişilik bir ekibiz. Dijital tarafı yöneten ekip var. Depomuzda üreten ekip var. Servis
çalışanımız var. Onlarla beraber 10 kişiyi buluyoruz. Çok güzel. Şimdi online sitelerde varsanız oradaki yorumları ve değerlendirmeleri dikkate alıyor muyuz? Tabii ki dikkat ediyoruz. Müşterimizin bizim %100 müşteri memnuniyetiyle çalışan bir firmayız. Tamamen bütün şikayetleri, memnuniyetleri, bütün hepsini değerlendirerek değerlendiriyoruz, öyle söyleyeyim. Evet, şöyle bir sucuklarımıza baktığımızda baharat oranı nedir bunlarda? Baharat oranı normal standart devamlı dededen aldığımız formüllerle ve et karışımlarıyla bunları orantılı bir şekilde üretiyoruz. Evet. Cem Bey, bundan sonraki hedefleriniz, hayalleriniz, istekleriniz, düşünceleriniz neler olacak? İşimizi hijyen, güvenilir şekilde yapmayı planlıyoruz. Daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Çiftlik projemiz var. Kendi etimizi kendimiz üreteceğiz. 600 baş tam kapasiteli besit tesisimiz var şu anda, inşaatı devam eden. Onu finallemeyi planlıyoruz. Çok teşekkür ederim. İş hayatınızda çok başarılar dilerim efendim. Biz teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Sevgili izleyenler, bizler bugün sizlere Bursa Yıldırım'dan seslendik. Bizler şimdilik buradan müsaademizi isteyelim. Bakalım bir sonraki durağımız, bir sonraki güçlü ismimiz kim olacaktır? Şimdilik hoşça kalın, bizden ayrılmayın.